Siz gelinlerinize karşı ne biçim konuşuyorsunuz böyle? Hayatım, biz gelinlerimize karşı evet. Hak ettiği şekilde muamele ediyoruz. Onlar da bize hak ettiğimiz şekilde muamele ediyor. Aynı şekilde sizinkiler de öyle, tamam mı? Ben gelinimi özgür bırakmak istiyorum. Layığını bulsun. Ama aynen. Olmaz ki öyle yani. Neden? Başka bir kayınına getir demek yani. Olmaz yani. Tamam canım, kadir kıymet bilmiyorsa bir insan onu layığıyla baş başa bırakacaksın. Demek ki ben fazla geliyorum bu insanlara. Şu gelinlerin yakasından bir düşün ya. Sen niye de bak. Gelinlerin Havar yakasından mısın? Bir düşün. Havar sen de aynısın, sen de aynısın. Aa. Bir düşün şu gelinleri, rahat Havar bırakın. Hanım, siz de öylesiniz. Oh. Hani siz de geline orada saydırdınız, geldiniz. Yok yok, Olga kendi evinde ona böyle özel tahtın üstünde yatak açmış. Onun için böyle tabii konuşuyor. Tabii. Olga'nın neden kendi eviymiş? Benim aslan gibi oğlum var orada. Hava Hanım, tamam, en güzel, en boylu poslu, en şahane gelin senin gelinin. Hiçbir hatası yok, hiçbir kusuru yok. Hatta seni çekyatta da yatırmıyor. Sana her gün masajlar da yapıyor. Bravo, bravo, bravo. Sana bir şey diyeyim mi? Kusursuz bir Allah vardır. Benim gelinimin de var kusurları. Aa, gerçekten evet. Mi? Var bak mı? Var, var. Ne var ben size anlatayım. Heh. Bizim evde iplik bulunmaz. Dikiş iğnesi bulunmaz. Aa. Ondan sonra ne yaparız, söküleni benim gelinim dikiş bilmez. Asla iğne tutmayı da bilmez. Bir yeri söküldü mü, elbisesi mi, kazağı mı, pantolonu mu, onu götürür çöpe koyar. Aa. Dikmeyi bilmez. Facia. Bilmez, bilmiyor. Yani kusuru var yani, yok müsrif değil. Kesinlikle. Heh. Mesela bugün almış, yırtılmış, iki gün mü giymiş, üç gün mü giymiş, kızım orasını verin dikeyim. Hayır, olmaz, dikeyim. Eyvah eyvah. Onu götürür koyar çöpe. Senin gelin demek ki sırf müsrif. Ya müsrif. Ne müsrifi? Parayı çöpe atıyor gelin. Evet. Parayı müsrif, yani fazla harcayacak evet. Bu. Parayı direkt altını ve parayı evet. Çöpe atıyor. Evet. Yani gelin burada çeyrek kazandığı bu bir çeyreği de yani gider çöpe atar. Atı burasını bilemez gider, de öyle yani. Bir elbise kaç para olmuş şimdi? Bir çeyrek ben diyorum kaç işte para? Öyle söylüyorum i̇şte ben. Sökül geldi mi gidecek. Söylüyorum kızım diyorum eskisi gibi değil. Mesela ayakkabısı olsun, başka bir şey olsun, bir ucundan bir yerinden bir şey olsun götür yaptır yavrum. Hayır. Aa. Onu güzel poşetler, ihtiyacı olan giysin buraya koyar. Hava Hanım, bir şey değil mi? Çok işiniz var. Ay, hava Allah yardımcınız yani. Olsun. Allah yardımcın öyle. Olsun. Senin gelin bak, yarın olsun. Öbür gün seni de poşetler kapının önüne. Yokluk fobisinde kendisini kişi hep zengin görmek istiyor. Evet. Fakir görmek istemiyor, anlatabildim mi? Yenisini alıyor. Demek vakti zamanında çok çilekeş bir hayatı olmuş. Yokluk, belki de başkalarının eskilerini giydi, bilemezsin. O da olabilir. Yani. Başkasının o... eskisini giyen zaten onu atmaz ki. Onun kıymetini i̇şte, bilir. Olmaz. Öyle bilir yani öyle değil mi? Öyle olmuyor. Bilmiyorum. Vakti zamanında çok giydim artık giymeyeceğim. Yırtılsa evet. Da atacağım diyor. Heh. Dikmeyeceğim demişti, diyor. Demişti öyle bir söz evet. Vermişti. Şimdi o hareketi yapıyordu. Vallahi hiç dikmez giymez. Çünkü baksana senin gelin günde kaç kilo et yiyordu? İki. Hem bayağı açlık yani bayağı yiyor. Yiyor. Demek var. Buradan gittik. Aç kalmış bence. Hafta sonu gittiğimizde biz gitmeden önce almış kuşbaşlarını koymuş oraya. Bir gittim şeyin üstü kayınpederi dolu. Kayınpederi mi? Kayınpederi. Dedim ki bu ne ya dedim daha bir gelelim bir bismillah diyelim eve girelim yani. Evet. Hemen kollarına sığadı bir eli ayağı yıkadı. Üst baş bir önlük tık 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 tık. Bir tencere. Bu şeye de koyma yok bandır bandır ye. Bandır bandır. Ay. Hava Hanım. Efendim. Şimdi bir şeyi daha merak ettim. Senin gelin bir kilo eti kaç dakikada yiyor? Vallahi dakikasına bakmadım ama yer yani. Yani ne kadar zaman? Yarım saatte mi yiyor? 15 dakikada mı yiyor? Bir saatte mi yiyor? 15 dakikada yer kalkar. Aman bir vallahi, kilo eti. Bir kilo eti.